Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıakan'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilişkin basın açıklaması. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak 81 ilde, 973 ilçede eş zamanlı basın açıklaması yapıyor ve dünyanın bütün kadınlarıyla birlikte dayanışma içinde eşitsizliğe meydan okuyoruz. Değerli basın emekçileri, her kadın emekçidir. Hatırlayalım, takvimler 8 Mart 1857 gösterdiğinde New York'ta 40 bin dokuma işçi kadın eşit işe, eşit ücret ve insanca çalışma koşulları talebiyle grev başlattı. İşverenin işçileri fabrikaya kilitlemesinin ardından çıkan yangında 129 kız kardeşimiz hayatını kaybetti. Bu ölümler bir son değil, başlangıç oldu. Kadınların haklı direnişi tarihe geçti. Bu mücadele asla unutulmadı. 1910 yılında 8 Mart tarihi yangında yaşamını yitiren işçi kadınların anısına Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak ilan edildi. Bugün insanın onuruna yakışır bir yaşam mücadelesi verirken yitirdiğimiz bu kız kardeşlerimizi anma günüdür. Bu sene 8 Mart'ta içimizde hem bir burukluk hem de büyük bir umut var. Üzgünüz çünkü sesimi duyan var mı diye seslenirken enkaz altında yaşamını kaybeden canların yüreğimizde acısı var. Umutluyuz çünkü beceriksiz ve liyakatsız kadrolar tarafından yönetilen ülkemizin kaderini değiştirecek olan örgütlü gücümüz ve kararlılığımız var. Gücümüze güç katan milletvekili ittifakımız, yol arkadaşlarımız olmaktan onur duyduğumuz Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu var. Değerli basın mensupları, üzerinden bir ay geçen bu deprem hiç kuşkusuz ki herkesi ama en çok da kadınları, çocukları, engellileri ve yaşlıları etkiledi. İktidarın eşitsizliği besleyen zihniyeti nedeniyle bakım yükü afet bölgesine de kadının sırtına derin bir acı yaşayan kadınlar yüreğine taş basıp yemek yapmak, ailede çocuğa, yaşlıya, engelliye bakmak, çadıra su taşımak, çamaşır yıkamak gibi işleri de üstlendi. Halen barınma, tuvalet ve banyo sorunu çözülmemiş insanlar var. Bu koşulsuzluklar en çok da kadını zorluyor. Evsiz kalan yüz binlerce yurttaşımız sırtlarına bütün bu zorlukları yüklenerek farklı illere göç etti. Çocuklar en temel ihtiyaçları olan eğitimden mahrum kaldı. Değerli basın mensupları, ülkemizde her üç kadından sadece biri kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda yer alıyor. Tablo bu kadar ürkütücüyken yaşanan deprem binlerce kadını işsiz kıskacına hapsetti. Depremde kadınlar kanından, canından, malından oldu. 70 gibi bir de işsizlik kaldı, çaresizlik kaldı. Gaziantep'te bir kadın depremin ilk 3 günü kimse gelmedi. Ellerimle annemi enkazın altından çıkarmaya çalıştım. Günler sonra annemin cansız bedeni çıkarıldı. Öyle bir hale geldik ki bizi annemin cansız bedenine tek parça halinde ulaştığımız için seviniyoruz. Bize dilenci muamelesi yapılıyor. Yapılmasın. 6 Şubat öncesinde bizim de bir işimiz vardı. Evimiz vardı. Sevdiklerimiz de hayattaydı. Bir gecede her şeyimizi yitirdik diyerek yaşananlara isyan etti. Adıyaman'da ilk haftanın sonuna kadar zor çadıra erişebilen bir kız kardeşimiz
işe yaşadıklarını şöyle anlattı. Mülteci kampında bile koşullar daha iyidir. Depremin 15. gününde çadırımız oldu diye sevindik. Çadırda iki aile kalıyoruz. 5 çocuk var. Ayrı, yarı aç, yarı tok. Yatıyoruz. Yatıyoruz dediğime bakmayın. Yatağın altında ısıyı tutacak bir korunağımız yok. Ne bulduysak yere serdik. Üzerinde yatak koyduk. Sadece 2 tane yatağımız var. Resmen sırayla yatıyoruz. Havalar çok soğuk. Üşüyoruz. Çocuklarımız hastalandı. Vücut dirençli düştü. Kahvaltı tanımımız değişti. Kahvaltıda çorba, akşam bulgur pilavı ve nohut yiyoruz. Koskoca günde sadece 2 öğün yemek var. Buna da seviniyoruz. Çünkü diğer çadırlarda kalan akrabalarımızın bunu da bulamadığını biliyoruz. Meyve sebze lüks oldu. Deprem günü sokağa ayağım çıplak fırlamışım. Çocuğuma zar zor bir ayakkabı buldum. Oğlumun terliğini giyiyorum. Yardım tırları geldi, haberlerini görüyoruz. Bize ulaşamadı. İçme suyu sırayla veriyorlar. Gün içinde ekmek için, su için, bir tabak çorba için sürekli kuyruktayız. Canımıza tak etti. Yaşananlar öylesine ağır ki bu nedenle çok öfkeliyiz. Ağzını her açtığında 3 çocuk, 5 çocuk diye dayatanlar bu süreçte hamile kadınlar için ne yaptı? Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun verilerine göre deprem bölgesinde 226 bin hamile kadın bulunuyor. Bu kadınların gebe takibi bir yana resmen unutuldular, yok sayıldılar. Hamile kadınlar stres nedeniyle düşük tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldı. Beslenemeyen loğusa kadınlar sütten kesildi. Küçücük bebekler karda, kışta, soğukta kaldı. İktidar ne yaptı? Koskocaman bir hiç. Değerli basın mensupları, deprem afetin de kendisi oldu. Çadır dağıtması gereken Kızılay parayla çadır sattı. Kayıp çocukların peşine düşmesi gereken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hesap soruyoruz diye bizim peşimize düştü. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi susturamayacaklar. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Deprem sonrası açığa çıkan refakatsiz ve kayıp çocuklarımızın peşini asla bırakmayacağız. Koltuk sevdasına düşenler bu süreçte halkın yanında olmadı. İnsanlar açlığa, sefalete, yoksulluğa mahkum edildi. En kritik saatlerde enkaz altından gelen yardım çığlıkları karşılıksız bırakıldı. Biz bu yaşananlara göz yummadık, yummayacağız. Depremin ilk gününden bu yana Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde bütün parti yöneticilerimizle, belediyelerimizle, örgütlü gücümüzle deprem bölgesindeyiz. Depremzedelere bütün gücümüzle destek oluyoruz. Bu süreçte betona insan hayatından daha çok değer veren zihniyetin fay hattı üzerine sil baştan kentler koymaya çalıştığını görüyoruz. Bizler yeniden ölüme davetiye çıkaranların rahatsızlığını halkımıza kurban etmeyeceğiz. Yaşattıkları acılar yanlarına kar kalmayacak. Gözyaşlarımızı kurutanlardan hukuk önünde hesap soracağız. Eşsizliğe baş kaldırıyoruz. Depremin ilk gününden bu yana dayanışmayı yükseltiyoruz. Ülkemizi yeniden ayağa kaldıracak politikalarımızı hayata geçiriyoruz. Kadınlar ve çocuklar için bir seferberlik başlattık. Bugün size bunun da detaylarını aktaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak afet bölgelerinde depremzedede kadın ve çocuklar için dayanışma merkezleri kurduk.
Bugün bu merkezleri depremden etkilenen illerimizde halkımızın hizmetine açıyoruz. Yaşam Hak Kadın Dayanışma Merkezlerimizde kadın kolları üyelerimiz görev alacak. Burada psikolojik destekten hukuki danışmanlığa, kadınlara özel ihtiyaç malzemelerin temininden sağlık hizmetlerine her türlü desteğin verilmesini sağlayacağız. Kadın Dayanışma Merkezimizde kadına yönelik şiddete ve çocuk istismarına karşı da bilinçlendirme çalışması yürüteceğiz. Genel merkezimiz bünyesinde 7/24 hizmet sunan 444-8285 hattımızı arayan kadınlara tek tek çözüm üreteceğiz. Değerli basın mensupları, depremin yaralarını birlikte saracağız. Yaşanan bu enkazın altında kalan iktidarı tarihin tozlu raflarına kaldıracağız. Cumhuriyetimiz 100. yılında yeniden kimsesizlerin kimsesi olacak. Önümüzde bir seçim var. Millet İttifakı olarak ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün layık, çağdaş ve demokratik Türkiye anlayışını bu topraklarda yeniden hakim kılacağız. Bu seçim biz kadınlar için önemli, yaşam hakkındaki ince çizgidir. Yaşamımız ya pamuk ipliğine bağlı ya da güvenli olacak. Ya kadını eşya gibi gören zihniyete teslim olacağız ya da eşit yurttaş olarak insan onuruna yakışır şekilde yaşayacağız. Ya emeğimiz gasp edilecek ya da emeğimizin karşılığını aldığımız güvenceli işlerde güven içinde çalışacağız. Ya afetler karşısında çaresiz kalacağız ya da bilim ışığında tedbirler alacağız. Çocuklarımızı geleceksizliğe mahkum edeceğiz ya da çocuklarımıza aydınlık yarınlar inşa edeceğiz. Buradan ülkemizin bütün kadınlarına çağrı yapıyoruz. Ayağa kalkın. Gelin Halil İbrahim sofrasına birlikte oturalım. Bizim yolumuz da, yapacaklarımız da belli. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, hakkın, hukukun ve adaletin sağlandığı, hepimizin eşit, hepimizin tok, hepimizin güvende, hepimizin özgür olduğu düzen kurmak için geliyoruz. 8 Mart, Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Başlıyoruz.